Futbolda kalecilerin rolü çok büyüktür. Kimi zaman maç kazandıran, kimi zaman da maç kaybettiren oyuncu kaleci olur. Futbol geliştikçe kaleciler de elbette gelişim gösterdi. Bu videoda futbol tarihinin en iyi 10 kalecisini seçtik. Kanalımıza abone olun demeyi de unutmadık. Buyursunlar. On numara Oliver Kahn. 90'lı yıllar ve 2000'lerin başının unutulmaz kalecilerinden Alman Oliver Kahn. Karlsruhe'de başladığı kariyerini 14 sezon kesintisiz Bayern Münih'te devam ettirip burada sonlandıran Kahn, 1 Şampiyonlar Ligi ve 8 Bundesliga şampiyonluğunun yanında bir kez Almanya ile Avrupa Kupası şampiyonluğu kazandı. Bayern'le çıktığı 632 maçın 247'sinde Almanya ile 87 maçın 30'unda kalesini gole kapadı. 9 numara Dino Zoff, İtalya. İtalya milli takımıyla bir kez Dünya Kupası, bir kez de Avrupa Kupası şampiyonluğu kazanan efsane kaptan Dino Zoff, 6 kez de Juventus'la Serie A şampiyonluğu yaşadı. Futbolu bıraktığında 41 yaşında olan Zoff, şu anda 78 yaşında ve kaleciliğin yaşayan efsanelerinden. 8 numara Iker Casillas, İspanya. İspanya'nın son iki Avrupa şampiyonluğu ve tek Dünya Kupası şampiyonluğunda kalede o vardı. Real Madrid'le 3 Şampiyonlar Ligi ve 5 La Liga şampiyonluğu gören Casillas, futbolu Porto'da bıraktı ve orada da bir lig şampiyonluğu kazandı. Kariyerinde toplam 27 kupa kazanan Casillas, 881 maçın 338'inde gol yemedi. 7 numara Peter Shilton, İngiltere. Yine bir başka efsanedeyiz, İngiltere'deyiz. Şu anda 71 yaşında olan Peter Shilton, 2 kez Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğu kazanan Nottingham Forest kadrosunda kaledeydi. Aynı takımla bir kez de Premier Lig şampiyonluğu gören Shilton, 3 Dünya Kupası'nda İngiltere milli takımı kalesini korudu ve 125 milli maçın 66'sında kalesini gole kapadı. 6 numara Sepp Maier, Almanya. Bayern Münih altyapısında başladığı kariyerinde Bayern Münih'ten başka takımda oynamayan Sepp Maier, Bayern'le 3 kez üst üste Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğu görürken Almanya milli takımıyla 1 Dünya Kupası ve 1 Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadı. Şu anda 76 yaşında olan Sepp Maier, çıktığı 754 maçın 244'ünde gol yemedi. 5 numara Alisson Becker, Brezilya. Listemizde yine her türlü eleştiriyi göze aldık ve 5 numaraya Alisson'u koyduk. Her şey istatistik değil. Yetenek, akıl, vizyon, Alisson'da hepsi var. Brezilya'dan Roma'ya ve oradan da Liverpool'a geçip 1 Şampiyonlar Ligi ve 1 de Premier Lig şampiyonluğu kazanan Alisson, şu anda 28 yaşında ve dünyanın en pahalı kalecisi. Alisson, Brezilya milli takımıyla 1 de Copa Amerika şampiyonluğu gördü. 4 numara Gianluigi Buffon, İtalya. İnanılmaz ama Buffon oynamaya devam ediyor. Hem de Juventus'un birinci kalecisi olarak. O sadece yaşayan değil, oynayan bir efsane. İtalya milli takımıyla Dünya Kupası şampiyonluğu gören Buffon, 10 kez Juventus'la Serie A kupasını kaldırdı. 920 maçın 422'sinde kalesini kapattı. 43 yaşındaki Buffon en az bir yıl daha devam edecek. 3 numara Manuel Neuer, Almanya. Yine Almanya, yine Bayern Münih. De Beckenbauer'unu ve de Mayer'ini ve de bütün Bayern Münih'inin. 2000'li yıllarda kaleciliğe soyadı gibi yepyeni bir vizyon katan Manuel Neuer, Bayern formasıyla 8 Bundesliga şampiyonluğunun yanı sıra 2 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanırken bir kez de Almanya milli takımıyla Avrupa Kupası kazandı. Almanya'da 2 kez yılın futbolcusu seçilen Neuer, çıktığı 664 maçın 331'inde gole izin vermedi. 2 numara Peter Schmeichel, Danimarka. En iyi kaleci denilince akla ilk gelen isimlerden biri hep o oldu. Danimarka ile Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayan Schmeichel, Alex Ferguson'un efsane Manchester United yıllarının kalecisiydi. United'la 5 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan kaleci şu anda 57 yaşında ve oğlu Kasper de Leicester City'de onun çizgisini takip ediyor. Schmeichel kulüp kariyerindeki 497 maçın 208'inde gole izin vermedi. 1 numara Lev Yashin, Sovyetler Birliği, Rusya. Listemizin zirvesinde artık aramızda olmayan büyük bir isim var. Sovyetler Birliği ile Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadığında en çok öne çıkan oyuncu Lev Yashin'di.
1990 yılında henüz 60 yaşındayken hayata veda eden Yashin, bir olimpiyat madalyası ve Dinamo Moskova ile 5 Sovyet şampiyonluğu kazandı. Bir Ballon d'Or ödülü kazanan Yashin, Sovyetler Birliği ile 4 kez Dünya Kupası'nda yer aldı ve bir de Avrupa ikinciliği var. Kendisini bu vesileyle saygıyla anıyoruz. Futbol tarihinin en iyi kalecileri listemiz burada sona eriyor. Videoya yorum ve beğenilerinizi bekliyoruz. Ondan sonra Türkiye futbol tarihinin en iyi 10 kalecisi videomuza kadar hoşça kalın diyoruz.